Evet, hoş geldiniz. Diyalogların bu bölümünde, bu buluşmasında Alejandro Zambra'nın Eve Dönmenin Yollarını konuşacağız. Beraber Ayfer Tunç'la yıllardır yaptığımız diyaloglar etkinliğinde. Bundan önceki yıllarda belki daha bilindik yazarlar yapıyorduk. Şimdi böyle bu sene üst üste aslında daha az duyulmuş. Elbette ki çok duyulmuş ama yani bütün bir sistem, bütün bir nasıl diyelim edebiyat okurlarının herkesin belki de hemen duymamış olduğu ama önemli şeyleri, yazarları konu edinmeye çalışıyoruz. Alejandro Zambra da bir Şilili yazar ve zaten okudukça da hem kalemiyle, üslubuyla hem de yaşadığı ülkenin tarihi, yakın tarihiyle inanılmaz benzerlikler, kesişimler bulacağız. Bulduk, ben de yani bulduk. Zaten bir sürprizli bir şey de değil bu. Hemen siz de okuduğunuz zaman bunu göreceksiniz. Bu da tabii herhalde dünya üstüne de ülke tarihi, yakın tarih üzerine de bizi konuşturacak, düşündürecek bir şey. Yani zaman zaman insan yaşadığı ülkedeki olumsuzlukları tanık olurken ya bu sadece bizim başımıza geliyor ya da işte biz şanssızız galiba ya da işte bu coğrafyanın kaderi falan deriz ama işte Şili dünyanın tamamen bambaşka bir kutbunda neredeyse bizim antipodumuz sayılabilir değil mi? Öteki tarafta son derece uzak, her şeyiyle farklı ama bir yandan da işte okuduğumuz zaman ya da yaşanan yakın tarihe baktığımız zaman alabildiğine de benzer, aynı süreçlerden neredeyse geçtiğimizi görüyoruz. Faşizmin tarifi her ülkede tekmiş diye evet. Düşünüyor insan ister istemez. Bazen işte o özgün çözümler olabilir mi diye belki düşünülüyor. Peki yani onu ama göreceğiz. Ama yani üzerinde tek tek konuşacağız ama pek çok faşizm üzerine kitap okumuşuzdur. Bundaki benzerlik gerçekten yani isimleri Türkçeleştirin, yer adlarını Türkçeleştirin gerçekten Türkiye'de geçiyor gibi hissi yaratıyor insanda yani. Hele ki depremler. Hele ki depremler. Depremle başlayan bir hikaye zaten. Şimdi nasıl bir girelim? Yani bu girişimden şöyle bir paragrafı şöyle bir okuyayım. Çünkü en azından sesini duymak açısından bu yazarın nasıl bir üslubu var onu görelim. Bir keresinde kayboldum. 6-7 ya da 7 yaşındaydım. Aklım başka yere gitmişti. Birden annemle babamı kaybettim. Korktum ama sonra yolumu buldum ve eve onlardan önce vardım. Ümitsizlik içinde beni arıyorlardı. Ama bence o akşamüstü asıl onlar kaybolmuştu. Çünkü ben eve dönmeyi biliyordum ama onlar bilmiyordu. Daha sonra annem ağlamaklı gözlerle başka bir yoldan geldin dedi. Asıl siz başka bir yoldan geldiniz diye geçirdim aklımdan ama aklımdan geçeni söylemedim. Böyle hayatın içerisindeki küçük kimi anların tarifleriyle, bunların açığa çıkarılmasıyla ilerleyen, hatta böyle birer sayfalık, 1,5 sayfalık kısa kısa bölümlerle, özellikle de çocukluk anılarından ve o çocukluk anılarının içerisinde de o büyük deprem gecesinden başlayarak bir roman örüyor aslında yazarımız ve birinci sayfanın zaten birinci bölümün sonunda da işte bir zaten sürekli roman boyunca atıfta bulunacak merak edeceğimiz Claudia karakterinden şöyle bahsedecek. Claudia 12 yaşındaydı, ben ise 9. Bu yüzden arkadaşlık etmemiz imkansızdı. Ama biz arkadaş olduk ya da öyle bir şey. Sürekli konuşuyorduk. Bazen bu kitabı sadece ve sadece o konuşmaları hatırlamak için yazdığımı düşünüyorum. Bu ilk bölümünden benim zaten hemen okur olarak aldığım, evet bu bir yazar kitabı. Yani yazar kitapların özelliği nedir? Asıl meselesi kitabın bir roman yazılmaktadır ve bakalım o tamamlanacak mı ve tamamlanınca ne çıkacak ortaya. Yani asıl takip ettiğimiz ana olay örgüsü ya da ana hikaye bu. Ama onun içerisini nasıl dolduracağıyla ilgili şekilleniyor şimdilik. Evet belki de o günleri sadece hatırlamak için, Claudia'yı hatırlamak için, o deprem gecesini hatırlamak için yazıyorum. Ve bu yazıyorum şeyini, Zambra'nın diğer kitaplarında da öyle aslında. Hepsinde hemen hemen yazar zaten. Notos kitaptan anlatıcı. Çıktı Zambra. Zaten 1975 doğumlu, yani çok oldukça genç bir yazar. Birçok ödül almış, birçok kitap yazmış. Notos'tan çıktı. Bunlarda da evet yazar hep kendisini bir ana karakter, anlatıcı karakter olarak ama bu kitabında bunu bir parça daha ileri götürüp
Yazar personasıyla, değil mi? Karakterin üzerine de bizi düşündürtüyor. Ne kadarı aslında gerçekten o yazar Zambra, ne kadarı bu kitabın içinde yaratılmakta olan yazar, bir de, bu konulara giriyoruz. Şöyle bir şey var. Başta şöyle başlıyoruz aslında. Yazar, tamam, anladık, bir roman yazıyor, anladık. Fakat o kadar gerçek ve o kadar sahici, o kadar etli kanlı bir hikaye anlatıyor ki biz bunun yazarın yarattığı kurgu olduğundan eminiz, ama sonra bir yer geliyor, bir ara geliyor, yazdıklarıyla ilgili, kendiyle ilgili bir hesaplaşması bir anda hepsini alt üst ediyor. Hepsini yıkıyor aslında, bütün yaptıklarını, ve romanıyla ilgili bir açmaza girdiğini hissediyoruz orada. Ve bir anda bizim o inandığımız, hikayesini takip ettiğimiz, çünkü kaynağı sahicilik olan hikayesini takip ettiğimiz karakterlerin aslında bildiğimiz halde bir roman karakteri olmasına üzüntü duyuyoruz. Evet. İlginç olan şu, romandaki roman karakterinin roman karakteri olmasına üzüntü duyuyoruz. Okuduğumuz şey bir roman. Evet. Anlatılan şey de bir roman karakteri aslında. Yani bir gerçek hayatta karşımızda bir romancı olsa ve romancı bize anlatsa ve biz onu dinlerken ona üzülsek, bir katman. Bunu okuyarak aslında bir katman daha ekliyoruz buna. Bence başarısı burada, ama istersen olay örgüsüne de dönelim. Tabii. Şimdi bize sahiciliği nereden geliyor? 1985 yılında Mart ayı, 3 Mart'ta 1985 yılında bir deprem hikayesiyle başlıyoruz, ama aslında ben ondan önce bu ilk okuduğum paragrafla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi kitap bu kadar basit başlayamaz duygusu uyandırıyor insanda. Bir keresinde kayboldum. 6 ya da 7 yaşındaydım. Bu kadar, nasıl bir roman nasıl bu kadar basit başlar? Daha o ilk basit cümlelerle bize bu söylediğinin, bütün bu anlattığının, hatta ki kitabın kendisinin bir metafor olduğu hissini veriyor. Yol, şimdi biz, bir çocuk kaybolmuş, evinin yolunu bilmiyor veya biliyor. Son derece gerçek, anlaşılır bir durum. Ama öyle bir sunuyor ki bunu, yani öyle bir bilinmezlik içerisinde ya da şüpheli bir sunuş içinde ki bunun aslında ben eve dönmeyi biliyordum, onlar bilmiyorlardı demesiyle zaten aslında bize bir metafor kurduğunu, eve dönmenin, aile olmanın, yerleşikliğin ve bir ülke içerisinde, bir coğrafya içerisinde bulunuyor olmanın gizemini bize baştan hissettiriyor. Kitap hep böyle kısa cümlelerle, basit bir anlatıyla devam ediyor. Ama bu basit anlatı en zor olanı yapıyor. Yani bu kadar basitin içerisinde büyük bir derinlik ve büyük bir metafor dünyası. Şimdi eve dönmenin yolları, yani eve dönmekten kastımız ne? Ben eve dönmeyi biliyordum ya da anne baba nasıl yolunu kaybeder? Şimdi tabii ki yol dediğimiz şeyin metaforu da hem edebiyatta hem gündelik hayatta çoktur. Hayatta yolunu kaybetmek aslında. Ve bize bu böyle bir şeyle, kurguyla, bu basit dille aslında çok derin bir dünyayı anlatıyor. Bence büyük başarısı burada, evet. Okunurluğu da burada. Şimdi birkaç bölümden oluşuyor roman. Birinci kısım diyebileceğimiz bu bölümde, deprem gecesinin anlatıldığı bölümde kahramanımız çocuk. Zaten 9 yaşında olduğunu ve gerçek Zambra'nın yaşında muhtemelen 75 doğumlu olduğuna göre işte o tarihlerde 83 o. Ve anne baba romanı yazacağım diyor zaten, evet. Birçok yerinde ve anne babalık ya da anne baba ile ilişki, kendinden önceki kuşakla kurduğu hesaplaşmalı ilişki bu romanın izleklerinden, evet. Bir tanesi. Anne babalar, evet. Dünyası var, bir de zaten bir anne baba edebiyatı, evet, diye bir bölüm var. Şimdi, çocukların edebiyatı diye bir bölüm var. O yüzden anne babanın eve dönme yolu farklı. Ben farklı bir yoldan döndüm. Evet, ikimiz de aynı eve dönüyoruz. Ama aynı evde olmamıza rağmen o farklı kuşakların aslında farklı dünyalar yaşadığını, farklı zamanları yaşadığını ve yollarının da, evet, yollarının da farklı hayat olduğunu. Yollarının da, şimdi, evet. Bu tabii, evet, hepimizin bir parça gördüğü bir şeydir, ama bunu işte hayatın böyle ince ayrıntılarında, ince kıvrımlarında işaret etmeyi başarıyor. Mesela bir bölümün yine sonunda İngilizce öğretmeni tipini, bir İngilizce öğretmeninin tipinin nasıl olması gerektiğini düşündüm. Annemi babamı aklımdan geçirdim. Şöyle düşündüm. Benimkilerde ne tipi var? Aslında anne babamızın bir tipi olmaz. Çünkü onlara doğru dürüst bakmayı asla öğrenmeyiz. Şimdi, evet. Hep bu anne babaya izleme. Babanın nasıl davranacağı. Bazı yerler diyor ki babam beni öldüreceği, dövecek diye korkuyordum. Halbuki hayatında fiske vurmamış. Bütün bu insan psikolojisinin çocukluğundaki yaşadığı küçük ayrıntılar. Bir de şey benim dikkatimi çeken. Şimdi başlangıçta biz bir çocuğun zihniyle okuyoruz kitabı. Halbuki bunu yazan bir yetişkin ve yetişkin olduğunu söylüyor bize. Evet. Ama bir çocuğun zihnini yazıyor bir yetişkin. Yetişkinlikten kendi çocukluğuna bakarak ve o çocukluğun zihni içerisinden yazıyor.
Yani şöyle düşünelim, yetişkin zihniyle çocuk zihni arasındaki fark nedir? Çocuk zihni berraktır, somuttur, hiçbir şey yoktur çocuk zihninde. Dolayısıyla ancak dünyada kendi alanında görebildiklerinin tekrarını, oyununu yapar, çeşitlemesini yapar ve onlar üzerine son derece küçük fikirler ileri sürebilir, fikir yürütebilir. Yetişkin zihninin farkı bütün bir hayat tecrübesini yüklenmiş ve bu filmi görmüş olmasıdır. Yani milyonlarca filmi görmüştür artık hayatına dair, başkalarının hayatına dair. Dolayısıyla yetişkin zihninin bilgiçliği kaçınılmazdır. Ve yazarlarda da benim Zambra'ya hayran olmamın nedeni o yetişkin bilgiçliğinden uzak, evet, çocuk zihniyle fakat bu kadar da derinlikli bir şey yazabilmiş olması. Yani ben bu nedenle çok üstün olduğunu düşündüm yazarın. Böyle kendi tarihini aslında yazmaya çalışıyor. Bir yandan kendi içinde bulunduğu ailesiyle yaşadıklarından bir küçük tarihçe değil mi yazmaya çalışıyor? Evet. Hepimizin vardır ailesiyle başından geçmiş kimi olaylar ve o olaylar yıllar içerisinde aile içinde belki konuşula konuşula tarihin kimi dönüm noktalarını oluşturur. Bunların da yaşadığı mesela bir tatile giderler ve orada bir yemek söyler. Restoranda yemek söylerler. O kadar geç gelir, o kadar geç gelir, sinirlenirler. Ama tabii mesela onu bir çocuk sözünü unutma. O çocuğun zihninden anlatıyor ama o babanın o kadar sinirli olması, baraj gölüne gidiyorlar pikniğe. Evet, evet, gitmeleri evet. için bir sebep yok. Anne gitmek istemiyor. Ama anlatılan Pinoşe dönemi ve büyük bir baskı ortamı ve çocuğun oradaki ısrarı, babanın oraya gitmek istemesi, gidiyorlar balık tutuyorlar, anne oturuyor. Son derece sıkıcı bir şey. Yapmak zorunda değiller. Fakat yan hikayelerle anlıyoruz ki aslında oraya gitmek, oradaki amaç belki de başka bir amaç. İstersen olay örgüsünden anlatalım yoksa evet, çok evet, dağınık olacak. Evet, öyle. Bir işte 1983-85 depreminde bunlar küçük bir deprem bu 85. Çok sarsılıyor ama büyük yıkımlar olmuyor. Genellikle gecekondu bölgelerini vuran bir deprem. Valparaíso denen, Şili'nin güneyinde Valparaíso denen kasaba civarında oluyor. Ve anlatıcı çocuklarla birlikte, mahalledeki çocuklarla birlikte bunları dışarıya, hepimizin başına gelen, ben de çocukluğumda çok deprem, küçük sarsıntılarla çadırda yattım Adapazarlı olduğum için. Bir çadır yapıyorlar ve çocukları çıkarıyorlar. Fakat kısa süre içerisinde çok büyük yıkımın olmaması nedeniyle korku dalgası bitiyor. Ve diyor ki zaten korkunun kendisiydi diyor. Yani deprem korkusuydu bizi sarsan şey. Yoksa yıkım döküm çok olmadı. Ve bir çocuklar burada çadırın içinde oyun oynuyorlar. Mesela diyorlar ki tam bir çocukça, o ona vuruyor, bu buna vuruyor falan filan. Kızlar erkekler karışık. Bu arada kızlar ayrı grup oluyor. Oğlanları almak istemiyorlar. Hatta şey diyor Claudia. Alamayız, bize tecavüz edersin diyor. 9 yaşındaki çocuğa. O da söz veriyor etmem diye. Ki ne olduğunu bilmiyordum diyor. Bilmiyordum yani. Diyor yani. O dediği şeyi yapmayacağım, tamam neyse. Birinin aklına vasiyet hazırlamak geldi. Çocuk bunlar ve bir çadırın içindeler. Birinin aklına vasiyet hazırlamak geldi. Önce bu fikir herkesin hoşuna gitti ama anında hiçbir işe yaramayacağını fark ettik. Çünkü eğer daha şiddetli bir deprem olursa dünyanın sonu gelecek ve eşyalarımızı bırakacak kimse kalmayacaktı. Şahane bir çocuk mantığı yani. Çok güzel bulmuş bir mantık. Daha sonra dünyanın kurulanmak için silkelenen bir köpeğe benzediğini, müthiş bir deprem tanımı, insanların da pireler gibi sağa sola saçıldığını düşündük. Bu görüntüyü o kadar ayrıntılandırdık ki bizi çok güldürdü, hatta uykumuzu getirdi. Böyle ilerleyen bir anlatı, Claudia ile de bu deprem çadırında tanışıyor, mahallelerinde oturuyor. Sonra Claudia, ilginç bir şey daha var, arkadaşlarını eve çağıramıyor bizim çocuk. Anlatıcının adı yok bu arada kitapta. Evet. Anlatıcı arkadaş çocukken arkadaşlarını eve çağıramıyor. Annesi evin pis olduğunu iddia ediyor. Ev pis diyor, onun için çağıramazsın. Bakıyor benim görmediğim bir pislik türü olsa gerek diyor. Çünkü pırıl pırıl bir ev. Sonra anlaşılıyor ki aslında bu bir Pinoşe dönemi, müthiş bir baskı dönemi. Kimse evine kimseyi almıyor. Yani herkes diken üstünde yaşıyor zaten. Bir sosyal ilişki kurmak mümkün değil. Depremde bunlar devam ederlerken gene hafif metaforik bir çocuk zihni içerisinden yürüdüğü bir cümle.
Sonra bunlar depremin durumunu öğreniyorlar. San Antonio limanı ve kısa ziyaretlerimizde gördüğüm ya da gördüğümü düşündüğüm Santiago'nun merkezindeki bazı sokakları gösteriyorlardı. Kafam karmakarışık, gerçek acının bu olduğunu seziyordum. Yıkılan yerleri gösteriyor televizyon. Kendilerinde bir şey yok. Gerçek acının bu olduğunu seziyordum. Eğer çıkarılması gereken bir ders varsa onu çıkaramadık. Çok tanıdık. Şimdi onları şimdi düşünüyorum da zemine duyulan güveni kaybetmek iyi bir şey. Her şeyin bir anda tepe taklak olabileceğini bilmek şart. Yani bu aslında dersi de çıkarıyor ama yıllar sonra çıkarıyor o dersi. Evet. Tabii bir yandan da onların o deprem gecesi dışarıya çıkıp beraber bütün konu komşu beraber geçirdikleri o akşam, o sabaha kadar farklı bir deneyim yaşıyorlar. Çünkü birbirinin evine gitmeyen insanların evet, birdenbire sokakta beraber işte bir şeyler yiyip içtiklerini, sohbet ettiklerini, o babasına mesela bakışı, her zaman evde sus pus oturan adam ya da belirli bir şekilde babasını görmeye alıştığı kişi şimdi hiç görmediği insanlarla oturmuş konuşuyor. Hatta işte hakkında dedikodu olan, herhalde komünisttir bu adam falan dedikleri ya da işte Hristiyan demokrat. Yani öyle bir uçuşuyor ki dedikodular zaten, o da olabilir, bu da olabilir. Bu tür bir adamla konuşması bunları böyle müthiş bir şeylerini, radarlarını açmış bir şekilde babasının bütün davranışlarını izliyor ve o konu komşu da birbirleriyle ilk kez belki de bu kadar konuşuyorlar. Ben 1999 depremini hemen hatırladım. Hakikaten bizim de aynı benzer bir şekilde yıkım çok uzaklarda olmuştu. Yaşadığımız yerde yıkım yoktu ama herkes sokağa çıkmıştı. Ve gecenin olmadık bir saatinden sonra, 3.30'dan sonra sabaha kadar bir anda yaşadığım mahallede ne çok insan olduğunu fark etmiştim bir kere. Çünkü demek ki insanların çoğu dışarı çıkmıyor. Mesela yaşlılar, değil mi? Yani çoğu çok sık dışarı çıkmıyorlar. Ya da hepsi bir arada aynı kafeteryada ya da aynı kaldırımda, aynı yerde durmuyorlar bir anda. Durunca da bir anda yaşadığımız mahallenin binalardan değil insanlardan oluştuğunu, aslında biz onların içinde yaşayan kişilerden oluştuğunu fark ettiğimi hatırlıyorum ki çocuk falan değildim. Koskoca adamdım. Yani bu tabii onların yaşadığı geceden bizi Claudia'ya ve asıl evet, hikayeye doğru ilerletiyor. Ve Claudia'yla tanışıyor aslında. O gecenin temel meselesi Claudia'yla tanışıyor. Tabii küçük böyle çocukla ilişkin şeylerle ilerliyor hikaye. Küçük anlatılarla ilerliyor. İşte bugünden bakınca o zamanlarda sahip olduğumuz özgürlüğü pek iyi kavrayamıyordum. Mesela özgürlük bir kavram olarak çocuk zihni üzerinden anlatılıyor. Yani çocuk için özgürlük nedir? Ne kadar sınırlıdır? Bunları anlatıyor ama orada hep aslında anlattığı şey şu: Pinochet iktidarı, Pinochet dönemi ve bunu bilerek ilerleyelim. Şimdi Pinochet biliyorsunuz işte kaçta iktidara geliyor? 73 mü? 73'te iktidara geliyor. Allende'yi devirerek ve yani iktidarı gasp ediyor. Gasp ediyor yani. Tabii canım, gasp ediyor. Devirerek askeri darbeyle iktidara geliyor ve Amerikan desteğiyle. Amerikan, ciddi bir Amerikan desteğiyle iktidara geliyor. Çünkü Allende işte madenleri kamulaştırıyor. Evet, Birleşik Sol Hareket kuruyor. Evet, evet. Ve hakikaten seçimle iktidarı 1970'lerde geliyorlar. Ve bir sürü de reform başlıyor. Özellikle de maden geliyor meselesi evet, var orada. Evet. Tabii Amerika'nın çıkarlarına uygun olmadığını çok resmi bir şekilde, gayet planlı bir şekilde orada bir darbe gerçekleştirip Pinochet 73'ten herhalde 88'e kadar, 88'de seçimle gidiyor. Evet, bu ilginç tabii. Ama o 15 yıl içerisinde ya da o yıllar içerisinde bir yandan da bir sürü reform yapıyor. Yani evet, tamam, Amerikan çıkarlarını gözetecek şekilde madenleri şey yapıyor, serbest bırakıyor. Ama bir yandan da mesela yaşanılan bu şehirlerin dışında yeni mahalleler, hep tarihsiz dediği şeyler. Ama bir yandan da müthiş bir işkence ve bütün bir muhalefete yok edici. 30 bin kişinin öldürüldüğü söyleniyor. Yani İşte şehir dışında büyük kamplarda vesaire. Ve büyük toplama kampları, işkenceler ve asıl önemlisi ağır işkencelerle öldürülmüş olması ve büyük bir, her ailede bir tane kayıp var. Her ailede evet, bulunamamış insan var. Hani cesedinin bulunması bile bir şey demek. En azından biliyorsun ki evet, öldürüldü. Öldü mü, kaldı mı, nerede, şu anda hangi acıyı çekiyor bilmedikleri insanların acısını çeken derin aslında bir acı içerisinde bir toplum resmi. Bu anlatıcının ailesinde ise böyle bir durum yok. Yok.
Yok. Ama Claudia'nın ailesi çok yakın. Evet, çok yakın. Ya zaten hikaye bunun üstüne kurulu. Bir yandan da o başına gelmemiş ailenin içerisinde doğmuş olan çocuğun perspektifinden anlatıyor. Evet. Ama bütün ağırlık noktası yani sürekli Pinochet'den ya da o durumdan değil, bahsetmiyor. Değil. Ama bize o çocuğun ruhsal durumunu anlatacak o küçük anekdotları çok güzel de kuruyor. Bir tanesi mesela şey evde bu yalnız kalıştı. İşte onlar balığa gittikleri zaman bu tuttu ben hastayım gelmeyeceğim falan diyor. İşte 9-10 yaşlarında yine. Evde kendi kendine müzik dinlemek için kaset teybin düğmesine basıyor. Yok şeyde baraj gölüne evet. Gidiyorlar o arabada kalıyor. İşte, onlar dışarıdayken evet. Arabanın teybinde dinliyor. Teybin düğmesine fakat record düğmesine basıyor yanlışlıkla. Annesi de kaseti radyodan kendisi kaydetmiş. Şimdi biz tabii bunları böyle bir anda flashback oluyor. Ya genç kuşakta hiçbir şey ifade etmeyen bu bölüm geçilebilir aslında. O zamanlar hatta söylenen şarkıyı bile değil mi? Record o büyük bir özellikti. Yani ya, basınca, radyolar ayarlanır. Evet, kaydediliyordu kaset teyp. Ama üzerine kaydetmek diye bir şey vardı. Şimdi olmayan bir şey bu tabii. Yanlışlıkla çocuk rekorda basınca birkaç saniye boşluk oluyor şarkıda. Şimdi eve gelecek şey bunu öğrenecekler ve çocuk azar işitecek diye çok korkuyor. Bir çözüm bulmak için de sürekli geriye sarıp tam o boşluğa şarkının o sözlerini kendi sesiyle kaydediyor. Kaydediyor neyse yaptım falan diyor. Fakat yine de içi rahat değil tabii ve çok korkuyor ama ona kızacaklar diye. Yani aslında çok... tuhaf bir şey bir yandan da. Sonra tekrar kaseti çaldıklarında ailecek. Fark etmiyorlar. Çünkü gürültü çıkarmaya çalışıyor. Bir şeyler yapıyor. Evet. Orada fark etmesinler diye orada gürültü yapıyor. Sonra ortaya çıkınca da çok gülüyorlar. Yani çok gülüyorlar ve bu birazcık şey yapıyor. Hayal kırıklığına uğruyor tabii. Çok güldüler. Hatta şarkıyı birkaç kez dinlediler. Ama geceliğin odama gelip bana bir hafta sokağa çıkma cezası verdiklerini söylediler. Bu kadar çok güldükten sonra neden bana ceza veriyorsunuz diye sordum sinir içinde. Babam çünkü yalan söyledin dedi. Şimdi bu yani bir yandan çok hoş bir anekdot. Bir yandan da o günlerin tabii bu şeylerini, yaşam pratiklerini, ritüellerini. Tabii teknolojiyle birlikte birçok şey değişiyor. Belki eskiden teknolojiyle birlikte bu kadar hızlı yaşam tarzı değişmiyordu ama o dönemden bu döneme değişiyor. Bu arada şey de aklıma geldi. Senin bir maniniz yoksa Annemler Bize Gelecek kitabında bütün bir 70'li yıllarda yaşanan bu gündelik hayata dair ayrıntıların kitabı geldi. Hakikaten orada anlattığı Ayfer Tunç'un yaşadığımız, bize özgü zannettiğimiz birçok şeyin aslında işte Şili'de de, İtalya'da da değil mi? Öyle bir mektup da almışsın sen. Ya benim yani... İtalyan arkadaşım biz bu 60'ta yaşadık dedi. Aynısı ama biz 60'larda yaşadık. Yani 70'lere geldiğimizde biz biraz daha iyiydik dedi. Dedim 10 yılın hesabını mı yapıyoruz? Nedir yani? Kapatırız biz o arayı. Kapattık. Ama işte... bak zaman iyi söyledin. Çünkü bugün öyle bir şey yok. Bugün bütün dünya aynı tarihi yaşıyor. Evet. Bir akışkanlık var. Yani en onun ilgisini çeken ve hatta İtalya'da bir yere bir dergiye de çevirip yayınlamıştı. Eurovision kısmıydı. Çünkü bizde Eurovision bir çıldırtıcıydı. Evet. Hani herkes... Sürekli üzülüyorduk. Sürekli üzülüyorduk. Ya sonra kazandık değeri kalmadı. Zaten Eurovision değeri kalmamıştı. O geceyi hiç unutmam. Öyle tesadüfen televizyonda ya da bir yerde radyoda duydum. Evde böyle kendi kendime kazanmışız diye. Nasıl oluyor camlara bak kimsenin haberi yok mu acaba? İnternette tabii öyle bir şey yoktu. Ama o şey dedi biz dedi 60'larda aynısını yaşıyorduk dedi. Çünkü İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika vesaire gibi ülkelere göre tabii daha geri kalmış o tarihte. Belki şimdi onlar da arayı kapatmıştır bilmiyorum. Demek ki gerinin gerisi var. Hani. Dolayısıyla o şeyi anlatmıştı. Yani biz de Eurovision'da başarılı olamıyorduk. İşte bir takım yarışmalarda başarılı olamıyorduk. Ve onlar da sürekli kendilerinden ileride olan Avrupa'nın büyük ülkelerinin sıkıntısını yaşıyorlarmış. Ama aynı şey yani sonuçta. Bugüne geldiğimizde öyle bir şey yok. Bugün her şey eş zaman. Ya yani iPhone... X çıktıysa bütün dünyada çıkıyor. Lütfen ürün yerleştirme yapmayalım. Şimdi reklam ver. Evet. Peki. Her neyse evet. Yani demek istediğim o. Bu tabii çok önemli bir şey. Yani aslında zamansızlaşma ya da aynı zamanı yaşama bütün dünyada tabii bir ülke karakterini de ortadan kaldırıyor. Yani karakteristikleri de törpüleyen bir tarafı var. Onun için de bugün sadece
şey için, Alejandro Zambra için geçerli değil. Bugün bu yaşlarda veya işte 45-50 yaşlarında yazarların hemen hepsinde aynı şey var. Diğer yazarlarda da var bu. Yani kendi dönemlerinin bir kıyası, kendi nostaljileri, tırnak içerisinde nostaljileri değil ama neredeyse nostalji diyebileceğimiz geçmişe dönüp o yılların özelliklerini, kendi toplumsal özelliklerini anlatmak. Çünkü gerek bu zamansızlık, çünkü sonuçta bugün biz teknolojinin belirlediği bir çağı yaşıyoruz. Her şeyi neredeyse o belirliyor. Eş zamanlı yaşıyoruz bütün dünyayla. Sadece yani şeylerin, Greenwich saat diliminin farkı var aramızda. Onun dışında istediğiniz an istediğiniz şeye tanık olabilirsiniz. Bir tane yaşamıştık biz Türkiye'de, hatırladım. Muhammed Ali'nin maçıydı. Saat 4'te babalar saat kurup kalkmıştı. Tek odur yani. Onun dışında bugün istediğiniz şeyi istediğiniz anda izleyebiliyorsunuz. Ama bu dediğim gibi sadece bizim için değil, bütün ülkeler için bir toplumsal karakteri aşındıran bir tarafı var. Çünkü kendi zamanını ve kendi zeminini yaşamak ile bütün dünyanın ortak zamanını yaşamak arasında bir fark var. Ama o ortaklıkta bir homojenlik yok. Bir yok tabii. Çok müthiş bir heterojen bir durum var. Yani aynı ülkenin içerisinde çok farklı zamanları ve zihniyetleri yaşayan insanlar var. Başka ülkelerde de böyle. Ve o ülkelerin o zihniyetleri birbirleriyle belki buluşabiliyorlar. Burada da onu bir miktar göreceğiz. Evet. Şu şey, komünizm meselesi ilginç burada. Çocuğun gözünde, yani birilerinden komünist herhalde diye bahsediyorlar. Benim için komünist, gazete okuyan ve kendisiyle dalga geçenlere sessizlikle karşılık veren biri demektir. Büyük babamı düşünüyordum. Babamın sürekli gazete okuyan babasını. Çünkü babasının babası komünistmiş, evet. Ve onun gözünde böyle bir adammış komünistlerinden. Biz de aynı okurken böyle bir gülümsemeyle başlıyoruz. Fakat sonra babası, kendi babasından, yani komünist olan babasından şey diye bahsedecek. Yani yıllar sonra iyi bir baba olmadığını öğrendim. Hayatı boyunca maaşın tamamını kumara yatırmıştı ve sebze satıp çamaşır yıkayıp dikiş diken karısının kazandığı parayla geçinmişti. Babamsa batakhanelerde babasını aramaya, en iyi ihtimalle onu bir şişenin mantarına abanmış vaziyette bulacağını bilerek birilerine nerede olduğunu sormaya mahkum büyümüştü diyerek bölümü kapatıyor. Ve bizim kafamızdaki bütün o kavramları, ya bu mesele sadece siyasi konum meselesi değil. Burada başka insan hikayeleri var. Yani o büyük babanın komünist olmasının çok da bir önemi yok. Aslında iyi bir baba olup olmaması. Sonra da görüyoruz o büyük babayı daha sonra da ayrıntılı. Evet. Buna bağlayan bir paragrafı da ben okuyayım burada. Şimdi bu özgürlük dedik, orada yarım kaldı. Bugünden bakınca o zamanlarda sahip olduğumuz özgürlüğü pek de iyi kavrayamıyordum. Şimdi bu şeyden sonra, yani işte Pinochet döneminden bahsediyor. Bir diktatörlükte yaşıyorduk. Cinayetlerden ve suikastlerden, olağanüstü halden, sokağa çıkma yasağından bahsediliyordu. Ama bütün bunlara rağmen hiçbir şey beni günümü evden uzakta başıboş geçirmekten alıkoymuyordu. Maipu sokakları o zaman da tehlikeli değil miydi? Geceleri evet, gündüzleri de öyle. Ama yetişkinler ya kibirden, ya saflıktan, ya da kibir ve saflık karışımı bir duyguyla bu tehlikeyi görmezden geliyormuş gibi yapıyordu. Huzursuzluk yoksulların meselesi, iktidarsa zenginlerin işi diye düşünüyorlarmış gibi yapıyorlardı. Evet, güzel bir saptama. Müthiş bir şey. Bu hakikaten çok etkileyici bir şey oldu. Böyle bir tarihte Claudia dayısı diye Raul'den bahsediyor. Raul'le tanıştırıyor. Raul'ü de deprem gecesi tanıyorlar. Komşu olarak. Çok yakında oturuyor, geliyor daha doğrusu. Ve Claudia ile anlatıcı arkadaş olduktan sonra anlatıcı Claudia anlatıcıdan onu takip etmesini istiyor. Göz kulak olmasını istiyor. Göz kulak olmasını istiyor. Evet, sen devam et. Ona göz kulak ol diyor. Bu da işte onu bir biçimde takip ediyor. Ama tabii ediyor. Tam bir çocuğa verilen tabii. Ödev abarttıkça abartıyor. Sonra yüzüne gözüne bulaştıracak. Ama mesela şehirle ilişkili söyledikleri çok benim ilgimi çekti. Yani şehir duygusunu zaman zaman böyle çok berrak resimler halinde anlatabiliyor. İşte bu, daha önce evden hiç bu kadar uzaklaşmamıştım. Şehrin üzerimde bıraktığı intiba o kadar güçlüydü ki o günden beri arada bir yeniden canlanır. Çoğunlukla boş, gösterişsiz meydanlarıyla sanki sadece meçhul kimliklerinden aldıkları güçle hareket edebilirlermiş gibi bir tür yitik coşku içinde gözlerini yere dikmiş dar kaldırımlarda yürüyen insanlarıyla biçimi olmayan açık ama aynı zamanda kapalı bir yer. Biçimi olmayan açık ama aynı zamanda kapalı bir yer. Yani o baskı altındaki şehri evet. Çok güzel anlatıyor. Öyle enstantaneler benim de gözümün önüne İşte böyle geliyor. Basit, sade, çok sade ama çok
sıra dışı tanımlarla aslında imge yaratma gücü var adamın. Neyse, bunlar Claudia ile karşılaşıyorlar tekrar. O deprem gecesinden sonra hemen karşılaşmıyorlar. Bu ev temizlik, temiz olma olmama meselesi. Şimdi çok inceden bir sınıf meselesini koyuyor başta, evet. Ve sonra açıyor bu sınıf meselesini aslında. Evet. Başında çok ince koyduğu şey. Çünkü bir çocuk için sınıf diye bir şey yok. Çocuk ancak kendinde olmayan başkalarında olanları yan yana getirdiğinde çok kaba kavramlarla ancak bir tarifleyebilir başka sınıfların varlığını. Bu Claudia'ların evine gidiyor. Onun da annesi evlerinin pis olduğunu iddia ederek arkadaşlarını çağırmasını istemiyormuş. Fakat Raul'e göz kulak olacağı için bizimki, anne onu sevgiyle karşılıyor. Orada tabii sonradan anlıyoruz Raul'e neden göz kulak olması gerekiyor, nedir mesele, anlamadığımız için bize çocuk şaşkınlığı içerisinde anlatılan ama sonradan bir yere bağlanacağını tahmin ettiğimiz unsurlar olarak kalıyor. Sonra Claudia diyor ki şimdi seninle konuşacağız ama önce yemeğimizi yiyelim diyor. Bu arada yemek için şey getirmiş, kırmızı, siyah ve yeşil üzüm bir tabakta ve çocuk diyor ki bu beni çok şaşırttı. Bir eve 3 çeşit üzüm birden alınmaz. Ve meğer öğle yemekleri oymuş, onu yiyorlar. Ondan sonra Raul'den bahsediyor Claudia, dayım diyor. Ve onu ona göz kulak olmasını istiyor. Çıkardığım sonuç, Claudia'nın ve annesinin Raul'ü ziyaret edemedikleri ya da etmemeleri gerektiği, en azından bunu sıklıkla yapmamaları gerektiğiydi. İşte ben bu noktada devreye giriyordum. Raul'ü gözetlemem gerekiyordu. Görevim onu kollamak değil, yapıp ettiklerine dikkat kesilerek şüphe uyandıran her şeyi bir deftere kaydetmemdi. Her perşembe akşamüstü saat 5'te Claudia'nın belirlediği tuhaf buluşma noktasında süpermarketin pastanesinde bu rapordan ve biraz da başka şeylerden konuşmak için buluşuyorduk. Şimdi 8 kız kaç yaşında? 12. Bu 9. 9 ve 12 yaşında iki çocuk kendileri için bir anda dünyayı çok önemli bir hale getiriyorlar. Dedektiflik yapıyorlar. Dedektiflik yapıyorlar. Bu da çok ciddiye alıyor zaten işi. Bardak koyup duvarı dinliyor falan, çünkü Raul bitişiklerinde oturuyor. Fakat sonra hikaye ilerlediğinde ne yapıyor? Bir kere önce Zimena'yı görüyor. Önce tabii, bir kız görüyor ve bundan şüpheleniyorlar, herhalde sevgilisi var diye. Hikaye bu kanaldan bir akıp, evet, devam ediyor, evet. Ama bir noktadan sonra artık ihtiyaç kalmadı. Yani bunu evine kadar takip ettikten sonra. Sonunda, en sonunda öğreniyoruz ki aslında, evet, işte spoiler veriyorum, ver, bu ver, program ver. Yapacak ver. Bir şey yok. Aslında Raul dayısı değil, babası ve politik bir adam. Saklanması lazım çünkü aranıyor ve dayısının kimliğiyle, yani aslında Roberto asıl adı, dayının adı Raul. Raul'ün kimliğinde, Raul normal bir adam, Raul'ün kimliğiyle yaşıyor ortalıkta ama ailesiyle görüşmemesi lazım. Claudia da babasına haberdar olmak için anlatıcıdan rica etmiş bunu. Fakat şöyle bir şey yol açıyor. Şeyin sevgilisi sandığı, anlatıcının sevgilisi sandığı kız, çünkü güzel, ondan çok genç. Evet. Ama etkileyici ve bunu böyle bir üzüntülü bir ifadeyle bildiriyor Claudia'ya. Yani çok üzgünüm ama hayatında biri var bu şahsın der gibi anlatıyor. Fakat sonra ortaya çıkıyor ki o da Claudia'nın ablası. O sırada anneannenin yanında kalıyor Zimena ve oradan da zaten bambaşka. Başka bir hikaye zaten yapıyor. O deşifre olunca konu kapanıyor. Gerek kalmıyor artık onların takip edilmesine. Zaten biz ama bu romanı okurken bunları merak ana merakımız bu değil. Yani evet, acaba bu Raul ne çıkacak ya da vay şimdi, evet, iki kardeş arasında ne olacak? Bunu merak etmiyoruz aslında. Evet, bunlar akıyor. Güzel ama daha çok, ya da benim daha çok ilgimi çeken şeyler hem o yaşamın küçük kıvrımları hem, evet, de romanın roman olarak yazılmakta olduğunun sürekli ifade edilmesi, bunun yazarlık pratiği. Hemen ikinci, artık yeni bir bölümün başı, ikinci bölüm ana baba edebiyatı başlığını taşıyor ve şöyle başlıyor. Roman yavaş yavaş ilerliyor. Sanki varmış ya da bir zamanlar var olmuş gibi Claudia'yı düşünüyorum. İşte bu senin demin söylediğin şey. Yani orada başlıyor. Biz, evet, inanmıştık diyoruz okur olarak. Evet. Ya nasıl yani, ya? Yok muymuş bu kadar? Yok muymuş? İlk başta adından bile emin değildim. Ama benim kuşağımdaki kadınların %90'ı bu ismi taşıyor. Adının böyle olması yerinde. Kulağa bıktırıcı da gelmiyor. Claudia. Kahramanlarımın soyadlarının olmaması çok hoşuma gidiyor. Ferahlatıcı bir durum.
3 yıldız yapmış ve ondan sonra başka bölüm diye devam ediyor. Bu bölümde parçalar halinde roman ve aile olma hali üzerine ilerliyor ama burada da çok güzel bir sürü çok güzel yerler şeyler var. Bir de burada artık şunu anlıyoruz ki adam artık yetişkin. Adam bir roman yazmaya çalışıyor. Bir kadından ayrılmış, evliymiş, evet. Ayrılmış Eme diye bir kadınla ve aslında onaylanma sürecini anlatıyor evet. Bize bu. Yani onay isteme, edebiyatçı olarak, romancı olarak kabul görme arzusu dönemini anlatan bir bölüm. Onun için hani romanın zamanı ne, katmanlardan oluşması bu benim nedenle. Benim en çok ama ilgimi çeken şey o kendini koyduğu, yazarın kendini koyduğu çok mütevazi bir konum gibi gözüküyor. Daha başka bir kelime de bulmak isterdim ama o böyle otoriter, bilen, güçlü, kuran yazar değil. Yani o yüzden de bize Claudia hikayesini, dünyanın en enteresan hikayesini anlatacağım bak. Bir an benden kopmayın. Müthiş bir hikaye anlatıyorum. Tadını da evet. Anlatmıyor. Evet. Çünkü amacının aslında bir anne baba romanı yazmak olduğunu ama bundan neyi kastettiğini de şöyle söylüyor ve o zaman politikleşiyor mesele ve biz de aydınlanıyoruz. Diyor ki buna inanan romanın anne babaların olduğuna inanarak büyüdük. Roman anne babalara ait bir şeydi. Niye? Çünkü onlara lanet okuyarak ama aynı zamanda o alacakaranlığa sığınıp teselli bularak büyükler öldürürken ya da ölürken biz bir köşede resim yapıyorduk. Ülke paramparça olurken biz konuşmayı, yürümeyi, peçeteleri katlayarak kayık ve uçak yapmayı öğreniyorduk. Roman örülürken biz yok olmak için saklambaç oynuyorduk. Yani roman aslında onların yaşadıklarıydı. Evet. Anlatılmaya değer olan şey oydu ama biz bunu zaten çocuktuk ve bunu yaşamadık. Onların hak ettiği bir şeydi roman. Yani ancak onlardan biri o otoriteyle sanki yazabilirmiş gibi. Ve bu bütün her şeyin dışında, kenarında olan kişi. Ama bence artık bu çocuk olduğundan değil. Geçen seferki 6-27'de de aynı hava vardı aslında. Yani yazarın artık 21. yüzyılda demek ki öyle bir otoriter iddiası yok. Yok. Evet. Olamıyor da muhtemelen bir biçimde ezilmiş olduğu için. Ama hemen arkasından şuna bağlıyor. Flaubert'in Madame Bovary kitabını okuması. Tabii önce bunu okulda okuttuklarını anlatıyor. Şimdi edebiyat eğitimi üzerine de orada bir bölüm var tabii. Ve bununla nasıl yaşandığını. İşte öğretmen tahtaya dönüp sınav, haftaya, cuma, Madame Bovary, Gustave, Flaubert, Fransızca sözlerini yazdığı akşamüstü. Zaten böyle sunuyor bize. Yani son derece yabancılaştırıcı bir şekilde. Bunlar da gidip işte bir takım özetlerden faydalanarak ki internet olmamasına rağmen o zaman da demek ki varmış. Eski sınav sorularını çalışarak ve şimdi öğreniyorlar. Yani hep böyle ikinci karakterleri soruyorlar şeylerde diye. Yardımcı karakterleri. O zaman diyor ki o öğretmenlerin bizi coşturmayı değil caydırmayı, bizi kitaplardan sonsuza dek uzaklaştırmayı istediğine eminim. Okuma zevki üzerine konuşmak için nefes tüketmiyorlardı. Belki de bu zevki kaybettiklerinden ya da gerçekte hiçbir zaman böyle bir hisse sahip olmadıklarından. İyi öğretmenler olduklarına inanılıyordu ama o zamanlarda iyi olmak için ders kitaplarında yazanlardan biraz fazlasını bilmek yeterliydi. Yani müthiş bir aslında geri kalmışlık evet. Hikayesi de anlatılıyor. Tabii unutmayın Şili'de dünyanın bir ucunda upuzun bir ülke, bir ucu çöl, bir ucu güney kutbu, ortasında küçük bir bölgede kalabalık bir şekilde yaşanan çok acayip bir ülke. Tıpkı bizim 60'lı yıllardaki yaşadığımız sürekli geri kalmışlık değil mi? Evet. O zaman biz bu kelimeyle az gelişmiş ülke mesela az gelişmişlikten çıkacağız mı çıkmayacağız, üçüncü dünya. Bütün bu kavramların onlar için de sanırım geçerli olduğunu söylemek mümkün. Böyle bir edebiyatı. Sonra da Madame Bovary üzerine tabii şimdi bu yaşında yani artık 30'lu yaşlarında bir yazar olarak Madame Bovary'yi tekrar okuması. Bu da bana evet, çok ilginç geliyor. Yani 21. yüzyıla gelip evet. Tekrar Madame evet. Bovary'ye dönme. Bunu sadece burada değil aslında günümüz edebiyatında bunu sıklıkla aslında eskiye dönme gözüküyor. Tabii çok komik çünkü bu sınava hazırlanırken gidip filmini buluyor Madame Bovary'nin. Evde annesi seyrettirmiyor. Yani yine seyrediyor. Çünkü diyor Madame Bovary bana porno gibi geliyordu. Fransızca bana tamamen pornoyu çağırmıştı. Ama bu anlamda bir hayal kırıklığı oldu evet, diyor. Ama bu anlamda bir hayal kırıklığı oldu. İki kez seyrettim. Teksir kağıtlarını boydan boya doldurdum. Ala ala 3,6 aldım ve haliyle bir süre Madame Bovary'i
o 3.6 ile ve öğretmenin kırık notun yanında ünlem işaretiyle yazdığı filmin yönetmeninin adıyla bağdaştırdım. Vincent Minnelli tabii. Onun yorumunu yazınca puan alamamış doğal olarak. Ondan sonrasında tabii Madame Bovary evet şey değil. Oradaki ikinci karakterler vesaire. Çünkü Madame Bovary de sonuçta hem gerçekçilik anlamında edebiyatın zirvelerinden hem de değil mi? O da böyle baştan çıkan karakteri yani okuyarak, merak ederek dünyayı, o dünyasından çıkıveren insanı anlattığı için ilginç. Evet yani bu birçok böyle mikro insan şimdi ilişkileri üzerinden gidiyor. Şurası benim çok hoşuma gitti. Neden gitti? İşte bu biraz önce konuştuğumuz soruyu kendisi de sorduğu ve cevapladığı için. Evet, nostalji. O zamanlar ağaçların ya da kuşların isimlerini bilmiyorduk. Lüzumu yoktu. Çocukluğundan bahsediyor. Az sözcükle yaşıyorduk ve bütün sorulara aynı cevabı verebiliyorduk. Bilmiyorum. Bunun cahillik olduğunu düşünmüyorduk. Buna dürüstlük diyorduk. Daha sonra ufak ufak ayrıntıları öğrendik. Ağaçların, kuşların, nehirlerin isimlerini. Ve herhangi bir cümlenin sessizlikten daha iyi olduğuna karar verdik. Ama ben nostaljiye karşıyım. Hayır, gerçek değil. Nostaljiye karşı olmayı isterdim. Ne yana baksanız geçmişte verdiği sözleri yineleyen birilerini görürsünüz. Aslında hiçbir zaman sevmediğimiz şarkılar hatırlarız. İlk sevgililerimizle, pek de hoşlanmadığımız sınıf arkadaşlarımızla tekrar görüşürüz. Vaktiyle reddettiğimiz insanları kollarımızı iki yana açarak selamlarız. Öğreniriz yani. Büyümek evet. Dediğimiz şey aslında bunları evet. Bir zamanlar hissettiklerimizi, istediklerimizi bu kadar kolay unutmamız beni hayrete düşürüyor. Şimdi başka bir şeyi arzuladığımız ya da hissettiğimizi dışa vurabilme çabukluğumuzda. Ama öte yandan aynı fıkralara gülmek istiyoruz. Yeniden alacakaranlığın kutsadığı çocuklar olmak istiyoruz. Öyle olduğumuza inanıyoruz. Bu bölüm romanı yazarken yaşadığı zihinsel sıçramalar ve onaylanma ve kendine sorması aslında anlattığı şeylerle kendi arasındaki ilişkiyi. Kendiyle bir hesaplaşma. Bunu tabii sadece romanı yazarak değil, romanın arasına böyle bir metin koyarak da yapıyor. Bir de tabii Eme var. Eme ve de bütün Eme'yi okutamıyor kardeşim. Terk eden okutamıyor karısı. Eme'ye. Evet, okutamıyor. Ne olur okur, bir türlü okutamıyor. Bayağı hani böyle... Orada bir ya tamam okumuyorsa okumuyor bırak falan diyorum ben yani. Bayağı uğraşıyor Eme okusun diye. Hatta bir yerde şey söyleniyor. Sonra bana şakayla karıştı. Karakterlerin hayatlarını geri kalanını birlikte geçirip geçirmediklerini sordu. Biraz anlatıyor. O da işte rahatsız oluyor bütün bunlardan. Böyle olmaz falan diyor. Cevap ilginç aslında. İyi romanlarda asla böyle olmaz ama kötü romanlarda her şey mümkündür. Evet. Şimdi bu kötü roman, iyi roman meselesinde aslında ki Zambra'da üniversitede edebiyat dersi veriyor bu arada. Yani böyle çok şeye uzak birisi değil edebiyatın nasılını çalışmaya. İyi roman, kötü romandan anladığım kadarıyla bunu kasteden iyi roman dediği daha realist, daha anlaşılır, daha iyi mimarisi olan, iyi tasarlanmış bir romanı. Kötü romandan kastetti bütün bunların olmadığını, dağınık ama buradaki ama yeniliğin imkanını bize altını çizdiği için zaten bu roman da öyle. O anlamda iyi bir roman değil. Birçok yerinde hiç bütün yapıyı bozacak ya da yapıyı böyle homojenleştirmekten çıkaracak bölümler var. Öyle bir mükemmellik iddiası yok zaten. O yüzden bir tür kötü roman tanımını getiriyor. Onu da tartışacağız sonra. Evet, evet. Neydi karının adı? Julian bilmem ne yazar. Evet. Öbür yazarla, annesinin okuduğu yazarla karşılaştırarak da orada da göreceğiz ama. Burada bir de ilginç olan şu, şimdi şeyle Eme'yi okutamıyor ve işte kendine dair kuşkuları oluyor. Bir gidiş geliş halinde oluyor ve yazmak hakkında aslında yani gene çok ilginç olduğunu düşündüğüm, benim hoşuma giden bir şey diyor. Ardından yazmaya devam etmeye çalıştım. Nasıl ilerleyeceğimi pek bilmiyorum. Masumiyetten ya da günahtan bahsetmek istemiyorum. Sadece bir takım köşeleri, bir zamanlar bulunduğumuz köşeleri aydınlatmak istiyorum. İşte bu evet, tam da bunu senin yapıyor. Dediğin küçük hani eski evet. Büyük üstten konuşan yazar, romancı yok artık bu. Çünkü şimdi çağın yazarı köşeleri aydınlatmaya çalışıyor. Yukarıdan bütün bir şehri tarif etmeye gerek yok ya da böyle o bir şeye bir gerek iktidarı yok. Yok artık yazarın. İktidarı da yok.
Ayrıca öyle söyleyecek gücü olduğunu da düşünmüyorum artık. Ben mesela bunu eski zamanların edebiyat tartışmalarını yapan o güçlü yazarlarını düşünerek de aslında söylüyorum. Hani bir zamanlar edebiyat polemikleri çok kıran kırana ve dünyanın en önemli şeyiymiş gibi yapılırdı ya. Yani çok iddialı, büyük yani laflarla. Şimdi bu yazarları mesela öyle polemiklerin taraftarı olarak göremiyorum asla. Mümkün değil. Öyle bir polemiğe girmezmiş gibi geliyor. Ama o tespitler de yani kalın, kaba, büyük tespitlerin de çağı bitti bir yandan evet, da. İşte o yüzden. Artık öyle öyle bir şey yok. Zaten öyle bir sözü dinleyecek bir kitle de yok. Ama edebiyatın bundan 50 yıl önce, televizyondan önce aslında, televizyondan önce insanlar arasında bir birlik sağlama, bir ortak hafıza oluşturma gücü vardı. Bugün ya Yaşar Kemal'in kitabı çıktı mı bütün Türkiye Yaşar Kemal okurdu. Okuyanlar tabii ki. Evet. Ya da ne bileyim. Yine az bir kesim okuyordu. Ama gene de yani ama okuyanlar homojendi. Yani okuyan kitle Türkiye'nin ne kadarıysa hepsi onu okurdu. Şimdi haberimiz bile olmuyor pek çok kitaptan. Pek çok yazarın yeni kitabı çıkardığından. Çünkü gerçekten bir nasıl diyelim sunum çağı bu. Yani istihap haddi aşmış durumda. Yani her anlamda sinemada öyle, televizyonda öyle, romanda öyle. Buna karşılık da büyük bir törpülenme getiriyor ve nasıl ki bir uzmanlaşmaya gidilmişse bilimde, edebiyatta da polisiye okuyan polisiye okuyor, tarihi roman okuyan tarihi roman okuyor gibi bir çekilme, dağılma vesaire var. Dolayısıyla edebiyatın aslında o bütün toplumun birbirlerinin içinden geçen çelik tel olma özelliği kalmadı. O tel paramparça oldu artık yani. Herkes başka bir şeye tutunmaya çalışıyor. O zaman da sen ancak şeyi söyleyebiliyorsun yani bir şeyin varlığını aydınlatmak. Bu çok mütevazı bir şekilde söylüyor Zambra burada. Karanlık köşeleri aydınlatmaya çalışıyorum derken küçük köşeleri. Aslında çok büyük parçaları aydınlatıyor. Evet, yani sonuçta bence de çok daha gerçekçi ve çok daha etkili oluyor. Ama işte o 20. yüzyılın büyük yazarlarının sadece Türkiye'de değil, dünya düşününce tabii. Şimdi Fransa'yı falan tabii, yani tabii, tabii. O yazar neredeyse bir kamusal aydın rolüyle iktidara talip olan değil mi? Evet. Ya da iktidarı ama zaten şiddetli çoğu şekilde eleştiren ya tabii. Ulus kurucu edebiyat ya da tam tersi o kurucu edebiyata karşı alternatif büyük söz söyleyen ve ya yeni da, bir tabii. Yeni bir kuruluş kurulacak olan yeni bir düzeni neredeyse temsil etme gücünü kendinde bulan zaten insanlar. Zaten eğer öyle bir güce talip olarak edebiyat yapmıyorsa toplumda karşılığını da bulamıyordu. Evet. Bulamıyor. Yani şimdi Camus'u Camus yapan belli bir muhalefet duygusunun neredeyse kristalize olmuş kişisi olmasıydı. Ha onun sonunda finaline doğru edebiyatına büyük zarar verdi, kendine verdi ayrı ama başlangıç noktasındaki hareketi buydu. Ya da daha Türkiye'den somut örnekle hareket edelim. Nazım Hikmet evet. Bir şair, şimdi böyle bir güçte bir şair dünyanın hiçbir yerinde belki başka bir zamanda çıkar ama şu anda şu nasıl diyelim paradigma içerisinde böyle bir şey çıkması mümkün değil. Çünkü Nazım Hikmet sadece bir şair değildi ki. Bir duruştu, bir ifadeydi, bir toplumsal bellekti, bir gelecek vaadiydi, bir işte ezilenlerin sesiydi, oydu buydu. Yani altına yazacağınız çok fazla şey var. Şimdi sizden bunu talep eden yok çünkü çok tuhaf kaçabilir ama iş bölümü. Herkes kendi işini yapıyor şimdi. Ve o küçük parçalardan oluşan başka bir dünya var. Evet. Neyse biz İşin gene sosyolojisi dağıtmayalım var tabii. Evet ama ha, bir yandan da ama böyle çok güzel hani şimdinin çok moda şeyleri var ya altı çizilecek cümleleri var. İşte oralar, hep aynı yerleri. Aynı yerleri çünkü onlar altı çizilecek yerler. Bir yerde kitap okuyan birisini görüyor. O çok hoş çünkü. Çok güzel. Ben de bundan çok hoşlandım. Tabii bütün yazarlar kitap okuyan insanı çok severler. O yüzden de bakın ne güzel anlatıyor. Beyaz alnını ve sarımtırak saçlarını gördüm ama gözlerini hiç göremedim. Kitap peçesi, nadide maskesiydi. Uzun parmakları kitabı tıpkı ince ve sağlıklı dallar gibi tutuyordu. Bir an ona o kadar yaklaştım ki biraz önce yenmiş gibi duran bakımsız tırnaklarını bile gördüm. Demese çok kötü gidiyordu bence. Çok kiç olabilecek derecede güzeldi. Ama bir gerçekliğe bizi indirdi. Varlığımı hissettiğine eminim ama kitabını indirmedi. Gözlerini birinin gözlerine dikmişçesine kitabı tutmaya devam etti. Altı çizilecek yer geldi şimdi. Okumak yüzünü kapamaktır diye düşündüm.
okumak yüzünü kapamaktır, yazmaksa yüzünü göstermek. Tamamen altına onu çiziyoruz. Güzel bir yer. Ama yine de güzel. Yani yine de hoş. Oralarda kendini hiç tutmamış. Allah'tan romanın diğer kısımlarıyla bütün bunlar o kadar güzel bir denge içinde gidiyor ki. Yani bütün kitap böyle cümlelerden olsa zaten herhalde seçmezdik. Bir arada birileriyle karşılaşıyor şeyde. Ne yazıyorsun, ne tür romanlar yazıyorsun diye sordukları zaman ona aksiyon romanları yazdığını söylüyor. Yani hiç de bir aksiyon romanının taban tabana zıt olsun diyor. Yine de bir şeyler oluyor bu romanın içerisinde diye kendini savunmaya çalışıyor. Ya bu mesela romanın algılanışı ile ilgili bu bölüm. Bu gerçekten çok ilginç paragraflardan oluşuyor. Zaten küçük küçük pastişler halinde bir araya getirmiş bu bölümü. Evet, ikinci bölüm öyle. Mesela demokrasi geri gelince okul çok değişmişti. O zamanlar 13 yaşını yeni bitirmiştim ve geç de olsa okul arkadaşlarımı tanımaya başlamıştım. Katledilen, işkence gören, kaybedilen insanların çocukları ve cellatların çocukları. Zengin, yoksul, iyi, kötü çocuklar. İyi zenginler, kötü zenginler, iyi yoksullar, kötü yoksullar. Bunu böyle anlatmak çok saçma ama olup biten hakkında aşağı yukarı böyle düşündüğümü hatırlıyorum. Benimse ne zengin ne yoksul, ne iyi ne de kötü olduğumu gurur duymadan ya da kendime acımadan düşündüğümü hatırlıyorum. Ama böyle olmak zordu, ne iyi ne kötü. Bana öyle geliyor ki bu aslında kötü olmaktı. İşte orada bir başka bölümde belki yeri gelmez şimdi. O yüzden onu şimdiden de söyleyebiliriz. O masumiyet ve günah meselesini beraber anlattığı bir yer var. Orada diyecek ki yani evet masumuz ama bir cinayete tanık olmak gibiydi bizim masumluğumuz. Yani biraz daha cinayet mahallinde kalırsak bize suçu yıkabilirlerdi. Yani bir yandan da hani kötülükler olup biterken susuyor olmak. Yani bir anlamda gizli tanığı olmak bir süre sonra onun suçun ortağı olmak anlamına gelecek. O yüzden hiçbir şey yapmasa da onun ailesi ve onun ailesi gibi insanlardan oluşan büyük bir orta sınıf yine de o bir suçluluk duygusu yaratıyor. Yani bir şey suçu işlemenize gerek yok. İşlenen suçlara bir şekilde sustuğunuz anda da ondan kaçış olmuyor. Ama bu bölüme geri dönecek olursak benim yine bu kısa bölümler çok hoşuma gitti. Çünkü çok serbest. Ve o hakikaten o boğucu anlattığı dünyanın tam zıttına çok uçucu bir özgürlük alanı açıyor. Yani evet. Bugün bir fıkra yazdım diyor. Bugün şu fıkrayı uydurdum. Bir çocuk babasına büyüyünce yardımcı oyuncu olacağım der. Neden? Ne neden? Neden yardımcı oyuncu olmak istiyorsun? Çünkü roman senin romanın. Böyle küçük hemen yabancılaştırıcı ve hiç de böyle romanda olmasa da olur diyebileceğimiz kısımlardan hiç müdahale etmeden bunları şimdi arka arkaya izleyebiliyor. Şimdi burada ilginç bir küçük bir şey var. Onu aradım da o çok hoşuma gitti benim. Şimdi bu gerçekten de bir çocuk zihni ve çocukluk bu araya giren büyük bölümlerinde de zaten o çocukluğa gidiş geliş söz konusu. Bu bir gene bir şey için bir takip sırasında çok uzaklara gidiyor, yolunu kaybediyor, bir şeyler oluyor. Şimdi tam orasını hatırlayamıyorum. Ondan sonra da buna artık yaramazlık yaptığını ve artık çocuk olmaması gerektiğini söylüyorlar ve benimle konuşmadan önce olan bitene şahit olması için ablamı çağırdılar. Babam önce ablama döndü, ona bugüne kadar yanlış bir hayat sürdüklerini söyledi. Şimdiye dek onun abla olduğunu zannettiklerini ama kısa süre önce öyle olmadığını keşfettiğini söyledi. Bu yüzden evin anahtarlarını abine vereceğiz dedi. Yani çocuk babası, annesi ve ablası arasındaki konuşmayı anlatıyor bize. Abla gerçek abla. Abla yani, gerçek abla var yani, bir tane ablamız var. Bu yüzden evin anahtarlarını abine vereceğiz dedi. Eve istediğin saatten sonra çocuğa söylüyor. Eve istediğin saatte girip çıkabilirsin. Bugünden itibaren kendi başının çaresine bakacaksın dedi gözlerimin içine bakarak. Kimse sana nereye gittiğini, ödevin olup olmadığını ya da başka bir şey sormayacak. Aynen böyle oldu. Birkaç hafta bu ayrıcalıklardan yararlandım. Bana bir yetişkinmişim gibi davranıyorlardı. Hatta neredeyse dalga bile geçmiyorlardı. Kalbim kırılıyordu. Anneme bir gün çok uzaklara gideceğimi söyledim. O da bana aman yanına valiz almayı unutma dedi. Yanıma valiz almadım ama bir akşam minibüse atladım. Son durağa kadar gitmeye hazırdım. Hiç plan yapmamıştım, çok tedirgindim. Son durağa gitmedim ama bugün yaşadığım mahallenin çok yakınlarına vardım. Yolculuk bir saatten uzun sürdü ve dönüşte çok azar işittim. İstediğim de buydu.
Yeniden anne baba sahibi olduğum için mutluydum. Ayrıca yeni bir dünya keşfetmiştim. Bu dünya hoşuma gitmemişti ama yeniydi. O tabii çok klasik bir şey yani çocuğun evet. sınır ihtiyacı. Çünkü kendisi henüz sınırlarını belirleyebilecek zihinsel kapasiteye ulaşmadığı için onun yerine birisinin belirli sınırları çizmesi gerekiyor. O da tabii büyük bir tedirginlik, baskı, çelişki yaratıyor. Zaten bu çelişkiden beslenerek büyüme dediğimiz şey biraz sancılı, biraz acı ama oluyor. Yani başka türlüsü de denendi aslında. Çok burada anlatıldığı gibi o dönemler meşhur olan bir takım çocuk eğitimi şeyleri hatırlıyorum şimdi. Mesela hiç sınır koymayın çocuğa mesela. Ne zaman istiyorsa o zaman yatsın. Bunlar böyle deneysel çocuk bir sürü manyak çıktıktan sonra vazgeçildi. Yani ben bildiğim kadarıyla iyi yöntemler değil. Yani yine bir yerde bu arada ablaya devam edelim aslında. Hazır evet, abladan evet. açılmışken. Çünkü daha sonra bugün de romanı yazarken ablayla buluşacak ve bundan bahsedecekler. Nasıl bir roman yazdı, anne babanın romanını falan. O da soracak, ben var mıyım romanın evet. içinde diye. Sen yoksun diyecek. Halbuki okuyoruz ve var aslında. Ve ama abla üzülecek buna. Abla üzülecek. Oysa ki bir yandan da biz ablayı görmüş oluyoruz o romanın içinde. Ama bunu öyle güzel de ustaca yapıyor ki bir ara eve uğrayıp da kendi çocukluk odasına gidip de işte bir şeyler karıştırırken orada Las Meninas resminin bir reprodüksiyonunu görüyor. Babam diyor bunu böyle söylerdi diyor, hep gösterirdi diyor. Bakın işte ressam kendini çizmiş. Bu kadar anlatıyor. Ama biz biliyoruz ki Las Meninas yani Nedimeler tablosu, Velázquez'in Nedimeler tablosu bütün bu meta kurmaca işte hikaye içine hikayenin girmesi bunun resimdeki karşılığı olarak çok iyi bilinen, üzerine çok çalışılmış, çok önemli bir resimdir. Yani sadece ressamın kendini çizmesi değil, o zaman otoportreler olurdu değil mi? Bu bir otoportre değil. Ressamın resim yaparkenki anını çizmesi. O yüzden de böyle kendi elini çizen el şeyleri gibi, eşerin resimleri gibi böyle kendi üzerine dönen bir yapıyı işaret eder ki romanda bu aslında. Evet. Ve tam da onu evet. yapıyor bu ablayla konuşmayı. Bununla perçinliyor evet. aslında. Ama güzel olan şey şu yani bütün bunları bilmesek ne olur? Hiçbir şey olmaz biz yine de çok hoşumuza giderek ve burada garip bir derinlik var. Baktığımdan daha fazlasını görebiliyorum hissiyle okutuyor. Evet. Ya yoksa bütün bunlar ne evet. kadar da malumat furuş bir romanmış diye akılda bence kalmasın. Yani öyle değil çünkü. Yani bir takım isimleri arka arkaya dizip de ne kadar bilgili olduğunu göstermiyor. Sonra çocukların edebiyatı. Ya şu Carla Gulfenbein'e de geçelim. O da çok hoş. Evet. Bu arada şimdi adam romancı olmuş. Roman yazıyor. Şimdi anne baba gerçi bu şeyde anne baba edebiyatı değildi. Bunun adı neydi? Evet, evet, anne baba edebiyatı. Anne baba edebiyatı bölümünde. Adam kendisi bir roman yazıyor. Bütün ailesi biliyor. Herkes böyle bir hafif küçümser edayla soruyorlar filan. Çok ciddiye almıyorlar aslında. Bir gece kalkıyor geç bir saatte. Fakat sonra öğreniyoruz ki aslında o gece bir bölüm sonra tekrar anlatacak o gece. O gece yanında Claudia da var. Claudia ile birlikte gitmişler. Ama bu ilk evet. anlatıda yokmuş gibi anlatıyor bize. Sanki Claudia yok. O da şunu düşündürüyor. Aslında Claudia'nın olmadığı bir anı ve gerçek bir anı romanlaştırdı. Ve oraya Claudia'yı ekledi evet. daha sonra. Şimdi burada annesi babası sigarayı bırakmış. Annesinin de evde içmesine izin vermiyor. Ve sigara içmek istiyor. Dışarısı da çok soğuk. İşte çamaşır odasına giriyorlar. Bir anne oğul sigara içiyorlar. Annesi şey diyor... çok alakasız bir soru soruyor. Carla Gulfenbein'i beğeniyor musun diye soruyor. Ne cevap vereceğimi bilemedim. Bence güzel. Onunla çıkardım ama yatmazdım dedim. Belki öperdim ama yatmazdım. Ya da onunla yatardım ama öpmezdim. Annem rezil olmuş numarası yaptı. Yüzündeki bu ifadeyle çok güzel görünüyordu. Bunlar çok tatlı ayrıntılar ama bir yandan da. Ben yazdıklarını beğeniyor musun diye sordum. Hayır anne beğenmiyorum. Ama ben romanını beğendim. Kalbin Öteki Yüzü. Ruhun Öteki Yüzü diye düzelttim. Evet, Ruhun Öteki Yüzü. Kendimi karakterlerle özdeşleştirdim. Çok dokundu. Nasıl oluyor da kendinizi başka bir sınıfa ait karakterlerle, sizin hayatınızda olmayan, olamayacak çatışmalarla özdeşleştirebiliyorsunuz anne? Böyle de bir... Bunu tekrar ediyor sonra. Romanın evet. sonlarında bir daha bunun altını çiziyor aslında. Yani başka sosyal sınıfa mensup kişilerle nasıl özdeşleşilir? Tabii o bahsettiği yazarı biz okumadık, tanımıyoruz ama şöyle bir baktığımızda ünlü bir Şili'de yazar imiş ve oranın El dergisinin de editörlüğünü yapıyor. Herhalde anladığımız kadarıyla popüler bir
yazardan bahsediliyor değil mi? Yani ve evet. Muhtemelen de daha üst sınıfları anlatıyor olsa gerek. Yani tam şu anda kestiremiyorum ama daha üst sınıflar veya daha alt sınıf da olabilir aslında. Kendi sınıfından olmayan bir ama hikayeyi yani nasıl... Ama yani adamın kendi sınıfının alt sınıf olduğunu farkındayız yani. Orta işte, sınıf. Orta alt sınıf bizimki. Baba çünkü şey sonuçta işçi. Evet. Ve bir çiftçinin çocuğu işçi. Evet. Anne ev kadını, orta alt sınıf. Bir tane gitmeyen arabası var. Sürekli onu yaptırıyor, ettiriyor evet. falan filan. Böyle bir sınırlı hayatı var. Ama bu anlattığı karakter üst sınıfın, bu aslında bugün herkes sordu, dizileri neden bu kadar tutuyorlar? Evet. Seyirci dizilere neden bu kadar bağlanıyor? Sorusunu soruyor aslında evet. bize orada. Çünkü 1900 işte kaçtır? Şimdi gerçi günümüz ama sonuçta aynı şey. Yani oradaki o sınıfla özdeşleştirmesinden çok onun, ben de hani pop yazarı ve oradaki aslında boş mevzular üzerine olduğunu düşündüm. Ben bilmiyoruz, o yazarı okumadık da. Evet ama yani oradaki sorduğu bu soruyu başka yerlerde şeyi de nasıl yazılır, başka birinin hikayesi nasıl yazılır'a da bağlamak için aslında kullanıyor. Mesela eve dönerken fakülte günlerinden bir sahne geliyor aklıma diyor. Kendi üniversite arkadaşları toplandıkları, içki içtikleri ve birbirlerine aile hikayeleri anlattıkları bir bölüm. Diyor ki akşamı sınıftan bir grup arkadaşla birlikte birbirimize aile hikayelerini anlatarak geçirmiştik. Ölümle ilgili hikayeler kendilerini ısrarla dayatıyordu. Çünkü hepsinin ailesinde bir şeyler var. Evet. Orada bulunanlar içinde hiç ölüsü olmayan bir aileden gelen bir tek ben vardım. Ve bu saptama beni tuhaf bir ıstıraba boğmuştu. Arkadaşlarım ölen anne babalarının ya da abi ve ablalarının evde bıraktıkları kitapları okuyarak büyümüştü. Ama benim ailemde ne ölüler ne de kitaplar vardı. Bir ara Claudio'nun hikayesini anlatayım diye düşündüm diyor. Ama sonra ondan da vazgeçtim, çekindim diyor, bunu da anlatamadım diyor. Benim hikayem değildi çünkü diyor. Pek bilmiyordum ama en azından şunu biliyordum, kimse kimsenin adına konuşamaz. Çünkü her ne kadar bir yabancının hikayesini anlatmak istesek de eninde sonunda hep kendi hikayemizi anlatırız. Bu da temel yazarlık problemlerinden evet. birini şimdi evet. ortaya koyuyor. Gerçekten öyle midir, ne kadar evet. öyledir? Şeyle birlikte şimdi çocukların edebiyatına geldiğimizde Claudia ile tekrar hayatına giriyor Claudia. Daha doğrusu önce ablayı tanıyor, Zimena'yı. Koskocaman bir kadın olmuş. Onların evinin önünden geçiyor vesaire vesaire. Birden hikaye sertleşiyor orada. Evet. Yani çocukların edebiyatına geldiğinde ansızın o çocuk zihni ve haşarı, hani aman valizini almayı unutma diyen anne falan kayboluyor. Daha sert, daha, çünkü artık çocuklar büyümüş. Yetişkin olmuş ve artık yetişkin zihniyle baktığında gerçek sorunlarla yüz yüze geliyor ve üslup da aynı kısa cümlelerle olmakla birlikte sert bir hal alıyor. Daha böyle acıtıcı bir hal alıyor ve Zimena ile başlıyor aslında o acıtmada. Claudia'yı neden görmek istediğimi bilmiyorum dedi Zimena. Görmek istediğini bilmiyorum. Bana kalırsa senin bizimki gibi bir hikayeyi anlaman asla mümkün değil. O zamanlarda insanlar insanları arıyordu. Kaybolmuş insanların bedenlerini arıyordu. Sense eminim ki o yıllarda tıpkı şimdi olduğu gibi kediciklerini ve köpekçiklerini arıyordun. Şimdi burada tabii sertte bir aşağılama var. Hani biz burada kayıplarımızın yani bedel peşinde ödeyenler bedel ödeyenler. Ondan sonra da işte ne zaman gelir vesaire diye Claudio'yu soruyor. Claudio bu arada Amerika'ya gitmiş ve bir Arjantinliyle yaşıyor Amerika'da. Her an gelebilir, babam ölmek üzere. Babam ölünce kız kardeşim ölüsünün üzerine kapanıp ağlamak ve mirastan payını istemek için Yankistan'dan kalkıp gelecektir. Yankistan dediği de Amerika, Yankilerin ülkesi anlamında. Evet. Yankistan'dan kalkıp gelecektir diyor. Bu Amerika eleştirisi aslında ilk değil. Daha önce de Claudia ile çocukken bir tapınağa gidiyorlar. Yalnız onu ben çözemedim. O kilise mi, tapınak mı? Ama kapıda bir takım ülkelerin bayrakları var ve o bayraklar içinde hangisi en güzel falan diye konuşurlarken en pisi bu Amerikan bayrağı diyecek Claudia. Ama bu içinden, ay iyi ki dememişim ben. Ben o kadar da çekim görmüyorum. O en çok Amerikan bayrağını beğeniyor. İçinden beğenmiş. İçinden çocuk beğenmiş. Çünkü. Çocuk söylüyor Claudia en pisi, en çirkini deyince evet evet diyor. Ama aradan yıllar geçecek, işte bir bakacağız ki o Yankistan'a gitmiş, orada yaşıyor. Evet. Bizimkisi burada yazar olarak onların o hikayesini anlatmaya çabalıyor aslında. Yani evet başına gel ama bütün bunları işte o yüzden de oraya bağlanıyor. Evet, yani evet. Başkasının hikayesini anlatmak mümkün mü? Orada bir iddiası yok. Zaten bütün romandaki bu meta kurmaca özelliği, yani romanın sürekli olarak bir Zambra'ya çok benzeyen, çok yakın bir
yazar tarafından anlatıldığının bu kadar altının çizilmesinin nedeni başka türlü yapamamak. Çünkü bu konu öyle bir konu ki bunu başka türlü yapmanın evet. bir tür ikiyüzlülük olacağını, yani sanki bütün ne kadar klavye tanık olsa da birebir onunla zaman geçirmiş olsa da yine de ona bir mesafe, bir ironik mesafe koyarak. Çünkü metakurmaca ne de olsa ironi yaratıyor. Yani bütün o dramatik Tabii. etkiyi bozan bir şey. Yani tam biz birisine üzülecekken onun aslında orada var olmadığını falan ima edilmesi bizi yabancılaştırır. Evet. Başka? Oradan ilerliyor muyuz? Başkasının hikayesini anlatmak, anlatamamak meselesinden sonlara doğru. Sonra ilginç bir şey daha anlatıyor. O da benim, yani adamın kendi toplumuna, Zambra'nın kendi toplumuna ilişkin derdiyle ve insanın acıların üstünde büyümesi veya acıları görmeden büyümesiyle ilgili. Claudia'nın ilk anısı da neşeli. Meksikalı komedyen Chespirito'nun bütün ekibiyle birlikte Şili'ye gelerek ulusal stadyumda bir gösteri yapacağı duyurulmuş. Claudia 4 yaşındaymış, gösteriyi seyretmiş ve çok beğenmiş. Annesiyle babası ilk başta onu gösteriye götürmek istememiş. Ama sonra akılları yatmış. Gösteriye dördü birlikte gitmişler, ablası da dahil. Claudia ve Ximena çok eğlenmiş. Claudia uzun yıllar sonra o gün annesiyle babası için büyük bir ıstırap olduğunu anlamış. Çünkü orada bulundukları süre boyunca stadyumu gülen insanlarla dolu görmenin ne kadar akla sığmaz olduğunu düşünmüşler. Annesiyle babası bütün gösteri boyunca sadece ve saplantılı bir şekilde ölenleri düşünüyorlarmış. Şili'nin stadyumu çok meşhur ya, yani evet. ölenleri gömdükleri, oraya topladıkları, orada öldürdükleri vesaire. Adam böyle küçük bir hikayenin içerisinde aradan yıllar geçmiş, bir insanın zihninden geçmesi muhtemel bir düşünce aracılığıyla bütün bir tarihi tazeleyebiliyor. Yani bayağı toprağı kaldırıp bir anda hatırlatabiliyor. Bence yazarın gücü, bu Zambra'nın gücü biraz buradan geliyor. İşte evet, yani biz 1945 Holocaust hikayeleri, romanları, filmlerini çok sayıda görebildik değil mi? Evet, ama tabii. insanlık sadece o kötülükleri yaşamadı. Birçok öncesinde ve sonrasında, 70'li yıllar, 80'li yıllarda, 90'larda, günümüzde ve bunlar anlatılamıyor. Yani anlatılamamasının nedeni yasak olması falan da değil. Birçok belki yerde yasak olabilir ama birçok durum da anlatılamayacak yoğunlukta ve nicelikte olduğu için bana kalırsa bir noktadan sonra ve geride anlatacak kimsenin de kalmadığı durumlar var. Ve unutuluşun içerisine gömülüp gömülüp gidiyor. Sanki bu kitapta biraz Zambra o anne babasına saygı. Evet. Yani onların kuşağını, onlar hayatta kalabilmişler bir biçimde. Şöyle bir bölüm var çünkü, o ilgimi çekti. Sabah 8'de evden çıkmaya karar veriyoruz. Veda etmek için annemle babamın odasına gidiyorum. İşte Claudia ile kaldıkları gecelerden. Evet. Onları, anne ve babasını, birbirlerine sarılmış uyur vaziyette buluyorum. Bu görüntü bana çok etkileyici geliyor. Utanç, mutluluk ve tedirginlik hissediyorum. Onların kayıp bir dünyada, imkansız bir dünyada hayatta kalmış muhteşem yaratıklar olduğunu düşünüyorum. Babam uyanıyor ve beklememi rica ediyor. Bana giymediği birkaç gömleğini vermek istiyor. 6 gömlek eski sayılmazlar. Bana küçük geleceklerini tahmin ediyorum ama yine de alıyorum. Eve dönüyoruz. Bir savaştan çıkmış gibiyiz ama henüz bitmemiş bir savaştan. Asker kaçaklarına dönüştüğümüzü düşünüyorum. Savaş muhabirlerine, turistlere dönüştüğümüzü düşünüyorum. İşte biz buyuz diye düşünüyorum. Sırt çantaları, fotoğraf makineleri ve defterleriyle etraftakilerin gözünü tırmalayacak kadar uzun vakit geçirmeye gelen ama birdenbire dönmeye karar verip dönüş yolunda derin ohlar çeken turistler. Eve dönmenin yolları. Evet. Dönülecek neresi var bir de? Dönülecek o ev neresi? Evet. Yani o günümüz insanını hakikaten o sırt çantalarımız ve işte fotoğraf makineleri, tecrübeleri ve defter ve kayıt ve ne işe yarayacak ve devamında da işte o tıpkı bir cinayete tanıklık etmişiz gibi, cinayeti biz işlememişiz, sadece oradan geçiyormuşuz ama kaçıyoruz çünkü bizi orada bulurlarsa suçu üzerimize atacaklarını biliyoruz. Masum olduğumuza inanıyoruz, suçlu olduğumuza inanıyoruz, bilmiyoruz. Ve işte buradan zaten bu masumiyet ve günah meselesi. Yani roman bütün o duyguyu ustalıkla bütün o küçük insan hikayelerinin içerisinden veriyor. Çünkü evet, bir yandan da insan 9 yaşındayken de onun için önemli olan, evet, o kasete bastım, eyvah silindi, babam kızacak. Tabii. Ya da işte sıkıcı balık mı tutacağız, deprem oldu, bahçede beni oyuna almayacaklar mı? Bir yandan bu. Bu ikisini bu şekilde dengeli bir şekilde verebilmesi, yani ne asıl duyguyu hiçbir zaman unutturmuyor ve evet. öldürmüyor ama
gerçekten bir insanın yaşadıklarını, deneyimlerini de çok iyi veriyor. Son bölümün adı da Biz İyiyiz ve evet. Depremle bitiyor. Depremle bitiyor. Yine, bu sefer yine büyük bir deprem. Bu sefer büyük bir deprem oluyor ve arıyorlar Biz İyiyiz diyor. Ve bu Biz İyiyiz aslında şey, işte bütün bu tarih bütün acılarıyla üstümüze geldi ama biz ayakta kaldık. Kalıyoruz. Biz iyiyiz. Ya aslında orada hatta biz... Hatta biz kimiz diye soruyor. Çok acı bir biz iyiyiz. Yani kaldık ama ne pahasına gibi bir şey var. Bu anlatılamaz dediğin, anlatılamayacağı için anlatılmıyor dediğinle ilgili edebiyat olmadığı için yapmayacağız ama şeyin Zebald'in Hava Savaşı ve Edebiyat diye bir kitabı var. Hayatımda ya da son zamanlarda okuduğum en çarpıcı kitaptı diyelim. Şimdi Holokost dedin ya, biz Holokost'u sonuçta bir taraftan biliyoruz ve Holokost'tan sonra 1943'te Holokost sırasında, yani İkinci Dünya Savaşı devam ederken 1943'te İngiltere Almanya'yı bombalıyor ve tek taş taş üstüne kalmıyor. Yani ülkenin üçte ikisi yerle bir oluyor. Milyonlarla ölüyor insanlar. Zebalt'te neden bu konu, bir ülke yok oldu ve neden bunun edebiyatı yapılmadı diye bir araştırmaya girişiyor ve bunun kitabı yazdığı da 4 tane filan kaynak bulabiliyor. Yani Alman edebiyatı düşünün, kitap sayısını düşünün. Bunların içerisinde bulabildiği 4 tane, bir tanesini hiç saymıyor. Bir tanesi askeri bir listemsi bir şey. Biraz Heinrich Böll, Düşmüş Melek ya da Beklenen Melek, şimdi hatırlamıyorum, Solgun Melek, Solgun Melek de biraz bahsediyor. Bütün bir toplum tarih yokmuş, o günler olmamış gibi davranıyor. Şimdi bunun altını araştırıyor, neden böyle diye Zebal. Bunu sadece utançla açıklayamıyor. Çünkü 1943'te oluyor, daha bitmedi. Hani bu 1946'da olsa, senin ne yaptığın, 6 milyon Yahudi'yi nasıl yok ettiğin ortaya çıksa, bunun utancıyla ya biz daha gitmiştik, susarız dersin diyor. Ama daha 1943, savaş bitmemiş ve bu yıkımın altında bu sessiz kalmış olma nedir? Ve o kadar ağır tablolar anlatıyor ki, çok ürpertici. Bütün Hamburg yanıyor, büyük yangın. Ve şöyle bir şey, haşlanarak yandılar diyor. Yani sular kaynıyor o derece, çünkü yangın bombaları atıyor şey İngiltere. Ve ilginç olan şu, İngiltere'de kayıtlarda, siyasi kayıtlarda arıyor bunu. Çok büyük tartışmalar dönmüş İngiltere Meclisi'nde. Çok büyük, yani buna karşı çıkanlar, yapalım diyenler, Hitler'i başka türlü durduramayız diyenler. Ya yani orada bir grup bir insan topluluğunun hayatına ilişkin karar almak hiç de öyle kolay olmamış. Bunu da tabii Almanya ile kıyaslıyor bir yandan. Fakat şunu söylüyor, kendisinin tanık olduğu bir manzara, zaten onun üzerine bu araştırmaya başlıyor. Kendisi çok küçük. Bir kasabada tren bekliyorlar, bir yere gidecek ya da annesi mi anlatıyor, emin değilim şimdi. Ama savaş sırasında doğmuş biri. Treni binerken kadınlardan birinin tahta valizi düşüyor yere ve valiz patlayıp açılıyor. Valizin içinden işte bir tane ayakkabı, bir tane elbise ve bir çocuk cesedi çıkıyor. Ve anneler o tarihte çocuk cesetlerini birlikte, kendileriyle birlikte yaşıyorlar. Yani gömdürmüyorlar, attırmıyorlar vesaire. Ve büyük bir suskunluk toplumda ve hatırlayanlarla konuşmaya çalışıyor. Yani o dönemde yetişkin olan insanlarla çok büyük tepki alıyor. Yazı yazıyor, çok büyük tepki alıyor. Yani Almanya böyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Ve bunun nedenini psikiyatristlerle konuşuyor vesaire. Ve şuna bağlıyor ki öyle yoğun bir acıydı ki, ama suçluluğun da karıştığı bir acıydı. Çünkü aynı buradaki yapmamak, hiçbir şey yapmamak, tanık olmak, onun getirdiği bir acı gibi. Orada Yahudi komşuları götürülürken başını çeviren insanlar, bunun üzerine bir insanın dayanması mümkün olmayan büyük bir acıyla karşılaşınca toplumsal bilinç dışı bunu unutmayı tercih ediyor. Hala daha Almanya'da o yıkımla ilgili yeni yeni araştırmalar başlamış. Çünkü o da, o kuşak öldü. Onu çok iyi hatırlayan kuşak öldü. Şimdiki kuşak tarihine bakıp araştırmak istiyor ama kaynak yok. Bir takım askeri bilgiler sadece. Dolayısıyla hani şunu söylemek için açtım bunu. Toplumsal acılar o anda içinden geçilip gidiyor belki, unutuluyor gidiyor ama bir şekilde toplumların da aynı insanlar olduğu gibi bir bilinç dışı var. Ve orada yaşamaya ve toplumu rahatsız etmeye devam ediyor aslında. Ve sonrasında belki de daha büyük acılara
kendilerini yok edecek büyük felaketlere neden oluyor olabilir. 19 yıl oldu Adapazarı, Gölcük Marmara depremi. Adapazarı'na gidin, şöyle yapın, bir başlasın, bütün bir gece insanlar deprem konuşabiliyorlar. Yani 19 yıl geçti üzerinden. O gün doğanlar bugün 19 yaşında. Gene insanlar, çünkü çok büyük bir travmaydı. Yani toplumsal travmaların etkisi öyle kolay kolay geçmiyor. Ama işte bir yandan bu küçük hikayeleri anlatabiliyor olmak ve bunlara ortam bulmak da ilginç ve iyi bir şey. Yani evet, bu anlattığın ölçüdeki büyük travmalar bir yana, bir yandan da o küçük insan hikayelerinin anlatılma dönemi de geldi gibi geliyor. Yani gerçek, tabii. Gerçek insan hikayelerini de özledi insanlar. İşte Kavgam romanının Knausgaard'ın ya da işte şeyin Ferrante gibi yazarların oldukça kendi otobiyografik eserleri bir taraftan gidiyor. Bir taraftan da şey geldi aklıma. Hani Paul Auster'ın yaptığı babamı tanrı sanmıştım diye bir Amerika'da yaşamış insanlara kendisini radyodan bir çağrı yapıp kendi hikayelerinizi anlatın diye topladığı bir proje vardı. Biz de bunun Türkiye'deki versiyonunu yaptık. Türkiye hikayelerini anlatıyor diye. Orada mesela insanlara başınızdan geçmiş, tanık olduğunuz hikayelerinizi gönderin dediğimizde tıpkı Paul Auster'ın yaptığı çağrıya icabet eden okurlar gibi bizim insanlarımız da bir takım olaylar anlattılar. Bunları sınıflandırdığımız zaman ben mesela çok sayıda Adapazarı depremi gecesi ya da o deprem gecesine ilişkin şeyler okuyacağımı zannederken hiç gelmedi hemen hemen. Fakat ilginç bir şekilde Erzincan depremi mesela geldi. Çok daha geçmişte olmuş. Çünkü o kuşak öldü. Anlatılanlardan yeni bir edebiyat üretiyorlar. Belki öyle bir şey var. Ve belki de yani insanlar hem anlatmak istedikleri biraz da olmasını istedikleri geçmişte bir tarafta birçok iyi yardımlaşma, dertten kurtulma hikayesi de geldi. Ben tabii o şeyi önemli buluyorum. Zaten günümüz edebiyatında da dünya edebiyatında da bu mesele geldi. Yani illa benim hikayem anlatılmaya çok büyük, çok değer bir hikaye değil. O yüzden de anlatmamalıyım dememek gerekiyor. Burada olduğu gibi en küçük bir ayrıntı aslında bütün bir bütünü kendinde taşıyor. Aslında küçücük bir şey. Şu anlatılan küçücük bir hikaye. Ama o küçücük bir hikayeden büyük bir dünya, bir toplum, bir tarih çıkartıyor adam. Bir de ne kadar tanıdık geldi. Ben çok. Sanki orada yaşamışım, evet. Ya da onlar buradaymış ya da zaten bizim böyle bir, bu da ilginç bir tür globalleşme aslında, evet. Değil mi? Yani dünyanın bir ucundaki insanlarla nasıl aynı kader birliği içinde olduğumuzu ve bunda ne kadar aslında sınıfsal bir şey olduğunu da bize gösteriyor. Bir mücadele, bir tür savaş aslında. Evet. Değil mi? Üçüncü dünyanın savaşı da bu şekilde oluyor. Evet, bugünü de burada noktalayabiliriz, evet. Herhalde. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Geldiğiniz için sağ olun.